şeyleri koy buraya, rica edebilir miyiz? Pardon efendim. Zerafet, tat, ilaç. Doğal aşı bu arkadaşlar, doğal aşı. Daha önce bu iki defa, önce oyunu sonra kazıldı. Bu alet şimdi ikisini birlikte yapıyor. Ve sulandırmıyordu, kararmıyordu. Burada bir hikaye var. Burada bir kültür var. Burada bir şehrin geçmişi var. Ve bunun geleceğe taşıyan büyük bir irade var. Sayın Valim başta olmak üzere vekillerimize, başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Pandemiden sonra yeni bir dünya kuruluyor. Yeni dünyanın kodlarını çok iyi görmemiz lazım. Yerellik, doğallık, dijitalleşme ve tasarım yeni dünyada en önemli başlıklar olacak. Ve bunun gereği olan bereketli hilal daha stratejik, daha önemli hale gelecek. Niye? Şu gördüğünüz şirenin bir hikayesi var. Eğer bereketli hilalde olmasa şu üzüm yetişmez. Bakın üzümün kalitesine bakın. Beraberinde koyduğumuz, yaptığımız çalışmada büyük bir emek var, inovasyon var, üzüm suyu hazırlanıyor. Üzüm suyuyla birlikte biraz sonra gördüğünüz iğneyle tek tek, iğneyle o kadar büyük bir sabırla fıstıklar tek tek diziliyor. Cevizler tek tek diziliyor, saatlerce. O yüzden bu lezzet vallahi kendiliğinden olmuyor. Büyük bir emek var, sabır var, inovasyon var, gayret var. Ondan sonra üzüm suyuyla şura yapılıyor. Tek tek batırılıyor. Kaldır. Ama bunun için neye ihtiyacım var? Kurutmaya. Bu güneş olmazsa, güneşin D vitamini olmazsa bu kurutma da olmaz. Hepsi birleşiyor, büyük bir sağlığa ve lezzete dönüşüyor. Aslında Gaziantep aşıyı buldu. Bunlar doğal aşı. Bunları yediğiniz zaman vücudun bağışıklık sistemi güçleniyor ve sağlıklı lezzetin başkenti olma yolculuğumuz devam ediyor. Yolumuz açık olsun. Müthiş bir emek, müthiş bilgi, müthiş kültür var. Bunların hepsi bir araya gelince bu tencerede kaynıyor. Gaziantep oluyor kısacası. Akşam ceviz, fıstık ve fındık, üzüm. Yani bu muhteşem üçlü olmazsa şire olmaz bir kere.